Askeri ücrete birikim yapmak için 12 adım. Askeri ücrete birikim yapmak sizlere hayal gibi gelebilir. Ancak burada yer vermiş olduğum tavsiyelere kulak kabartarak ufak da olsa birikim yapma fırsatına erişebilirsiniz. Burada yer vermiş olduğum tavsiyeler sayesinde her ay kenara altın koymak dahi mümkün olabilecektir. Askeri ücrete birikim yapmak veya askeri ücrete yatırım yapmak hayal gelebilir. İmkansız olduğunu düşünerek hayata geçiremediğiniz birikim yapma gerçeği bu içeriğinden sonra belki de mümkün olabilir. Evinize ne kadar para girerse girsin karamsar olmamanız gerektiğini düşünüyorum. Ben de çok cüzi ücretler alarak her ay kenara altın koymak gibi önemli bir eylemi gerçekleştiriyorum. Siz de burada yer alan tavsiyeleri uygulayarak geleceğinize önemli yatırımlar yapabilirsiniz. Sizlerin de askeri ücretle birikim yapmak ile ilgili görüş, öneri ve beğenilerini bekliyorum. 1. Önce birikim yapın, daha sonra faturalarınızı ödeyin. Askeri ücretle birikim yapmak isteyenlere verebileceğim ilk tavsiye maaş gelir gelmez ilk olarak birikim yapmalarıdır. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz. Bankanıza maaşınız ödenir ödenmez gram altın alma talimatı verebilirsiniz. Bankalar insanları birikime yönlendirme hususunda oldukça başarılıdırlar. Maaşınızdan birikime bir kısmı ayırdıktan sonra fatura veya kira ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İnanın bu sayede 12 ayda elinizde önemli bir birikim olacağı gibi kenara koymuş olduğunuz paradan güzel bir kazanç elde etme imkanına erişebilirsiniz. 2. Her harcamanızı not alın. İnsanların yapmış olduğu en büyük hataların başında harcamalarını not etmemesi gelmektedir. Her harcamanın nereye gittiği belli olmaz ise finansal anlamda kafanız hep bulanık olacaktır. Her kuruş harcamanızı yazarak gereksiz yere yaptığınız harcamaları tespit edebilir, bu sayede birikimi yönlendirecek bir paranız olur. Askeri ücrete birikim yapmak gibi bir hedefiniz varsa bu adımı küçümsemeyin. Birçok gelir gider uygulaması bulunmakta. Her harcama yaptığınızda bu tür uygulamalara not almanız finansal anlamda önünüzü görebilmeniz için size büyük kolaylıklar sağlayacaktır. 3. Kredi kartı kullanmayın. Askeri ücrete yatırım yapmak düşüncesindeyseniz kredi kartı veya banka kartı kullanmamanızı öneriyorum. Kartlar insanı harcama hususunda rehaveti düşürmektedir. Parayı gerçekte gördüğünüz zaman kıymetini anlarsınız ve harcamalarınızı çok daha kolay bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Kredi kartı kullanan insanlar harcamalarını taksitlendirerek gelecekte elde edecekleri maaşlara adeta bu lek koymaktadırlar. Birçok şeyi nakit olarak aldığınızda güzel iskontolardan da yararlanabilirsiniz. Nakitin gücünden yararlanın. 4. Mütevazi yaşamayı öğrenin. Askeri ücrete yatırım yapmak veya evde para biriktirme yöntemleriyle ilgili olarak araştırma yapan kişilere en önemli tavsiyem mütevazi yaşamayı öğrenmeleridir. Mesela askeri ücretle çalışan birinin şahsi arabasının olmasına veya yazın serinlemek için bir klima almasına gerek yoktur. Her ay kenara altın koymak gibi bir hedefiniz varsa öncelikle bu tür fedakarlıklarda bulunmak zorundasınız. Aksi takdirde askeri ücretle birikim yapmak gibi bir aksiyon alamazsınız. 3 artı 1 evde yaşamak yerine 1 artı 1 evde yaşamak mütevazi yaşamaya verilebilecek en önemli örnekler arasında yer almaktadır. 5. İzinli olduğunuz günlerde internetten iş yapın. Birikim yapmak veya ev almak bir takım fedakarlıkları beraberinde getirir. Her hafta izinli gününüzde dışarıda sosyalleşmeye çalışıp para harcamak yerine evinizden iş yapmaya çalışmanız çok daha doğru bir adım olacaktır. Mesela internette en basitinden makale yazarlığı yapabilirsiniz. Makale yazarlığı ile ilgili olarak daha öncesinde birçok bilgi paylaştım. Onlara göz atabilirsiniz. Makale yazarlığından farklı olarak daha farklı yetenekleriniz de olabilir. Video çekmek, Photoshop yapmak veya uygulama geliştirmek gibi yeteneklerinizi paraya dönüştürebilirsiniz. 6. Zamanınızı iyi yönetin. Askeri ücretle birikim yapmak istiyorsanız ilk olarak zaman yönetimini iyi bir şekilde yapmalısınız. TV izlemeyi veya YouTube'da gereksiz içerikler ile zaman harcamayı bırakabilirsiniz. Aynı şekilde uyku saatlerinizi kontrol edip günde 6 saatten fazla uyumamaya dikkat edebilirsiniz. Günümüzde zengin olmuş birçok insanın hayatlarına göz attığımızda asla boşa zaman geçirmediklerini görmüşsünüzdür.
Askeri ücretle tek başına geçinmek veya aile geçindirmek istiyorsanız boşa geçen zamanlarınızı kontrol ediniz. 7. Borç almaktan kaçının. Hayatın önümüzde nasıl engeller çıkartacağını bilemiyoruz. Bu nedenle özellikle faizli borçlardan kaçının. Birçok insan bir ayda ödemiş olduğu faiz miktarını hesaplamaya kalkışsa bir daha faizli borç almaktan kaçınacağını düşünüyorum. Kredi çekmekten veya kredi kartının askerisini ödemekten kesinlikle kaçınmalısınız. Bu tür durumlar gereksiz faiz ödemeleriyle karşı karşıya kalmanıza neden olacaktır. Asgari ücretle ne yapılır veya ev almak için birikim nasıl yapılır sorusunu soran biriyseniz bu tavsiyemiz ciddiye alınız. 8. Gıda harcamalarınızı bilinçli yapın. Bir evin en büyük giderler arasında gıda harcamaları gelmektedir. Bilinçli bir şekilde yapılmayan gıda harcamaları maaşınızın neredeyse yarısını feda etmenize neden olacaktır. Marketlere indirimli günlerini takip etmeniz, günlük yemek listesi yapmanız veya evde ekmek yapmaya çalışmanız gıda harcamalarınızı önemli bir ölçüde düşürecektir. Market alışverişlerinde kredi kartı veya banka kartı kullanmayın. Ayrıca klasik bir tavsiye olacak ama market alışverişlerine kesinlikle aç karnına gitmeyin. Aç karnınıza giderseniz gördüğünüz her şeyi alma hissiyatına kapılabilirsiniz. 9. Kira giderinizin maaşınızın %25'ini aşmamasına özen gösterin. Asgari ücretle geçinen biriyseniz 1500 TL'lik bir evde oturmanın size bir faydası olmayacaktır. Bu şekilde gereksiz stresler yaşamanız kaçınılmaz olacaktır. Maaşınızın %25'ini aşan bir kiralık eve taşınmaya kalkarsanız belli bir noktadan sonra ödemelerde tıkanmalar yaşayabilirsiniz. Asgari ücretle birikim yapmak istiyorsanız kira giderinize çok dikkat ediniz. Yeni evli bir çiftseniz 3 artı 1 evde oturmak yerine 1 artı 1 evde yaşamak sizin için çok daha sağlıklı bir adım olacaktır. Daha küçük ev daha az yakıt ve elektrik harcaması demektir. 10. Ekstra tasarruf yolları bulmaya çalışın. Burada yer vermiş olduğum tasarruf tedbirlerinden farklı olarak kendi yaşantınızı göz önüne alarak ekstradan tasarruf edebileceğiniz noktaları belirleyebilirsiniz. Mesela telefon faturanız 100 TL ise bunu 50 TL'ye düşürmek için bir adım atabilirsiniz. Kendi yaşam tarzınıza göre illaki tasarruf yapacağınız noktaları bulacaksınızdır. Her ay kenara altın koymak gibi bir hedefi başarılı bir şekilde gerçekleştirmek istiyorsanız burada yer vermiş olduğum tavsiyeleri kesinlikle hafife almamalısınız. 11. Küçük bir şehirde yaşayın. Mevcut işinizde asgari ücretten daha fazla kazanma imkanınızın olmadığını düşünüyorsanız daha küçük bir şehre taşınmaya deneyebilirsiniz. Küçük bir şehirde yaşayarak otobüs giderinden kurtulabilir, hatta işe evden yemek götürebilme imkanına erişebilirsiniz. Ayrıca küçük şehirlerde kiralar büyük şehirlere nazaran çok daha uygundur. Bu tür küçük detaylar asgari ücrete yatırım yapmak hususunda elinizi güçlendirecektir. Küçük şehirde yaşamanın diğer avantajlarıyla ilgili olarak araştırma yapmanızı tavsiye ediyorum. 12. Eşinize gelir gider hususunda şeffaf olun. Aile geçindiriyorsanız ve asgari ücretle birikim yapmak istiyorsanız mutlaka ve mutlaka eşinizle gelir giderleriniz hususunda şeffaf olunuz. Eşinizi elde ettiğiniz maaş ve yapmış olduğunuz giderler hakkında bilgilendirin. Mümkünse eşinizle bir WhatsApp grubu kurup tüm gelir giderlerinizi birbirinize bu şekilde haberdar veriniz. Günümüzde ailelerin para biriktirememesinin en büyük sebebi eşler arasında finansal konuların konuşulmamasıdır. Finansal planlar ve hedefler eşler arasında konuşulursa ekonomik hedeflere ulaşmak o denli kolay olacaktır. Böylelikle asgari ücretle birikim yapmak ve asgari ücretle yatırım yapmak ile ilgili olarak 12 önemli tavsiyede bulundum. Sizlerin de her ay kenara altın koymak isteyenlere tavsiye ve görüşlerinizi bekliyorum.